Abi sanat be. Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Sibel. Kanalıma ve videoma hoş geldiniz. Hoş bulduk canımın içi. Hoş bulduk karıların en güzeli. Bugün ne yapacağız? Bugün... Evet, bugün ne yapacağız? Bugünkü dersimizin konusu çöpten yapılan sanat. Geri dönüşümden yapılmış sanat eserlerine bakacağız. Videoya geçmeden önce her zamanki yaptığımız şeyi yapıyoruz. Sibel'in kanalına abone oluyoruz. Sibel'in videolarını izleyip beğeniyoruz. Sibel'in kanalının bildirimlerini açıyoruz. Ve... Abi sanat be. Videoya geçiyoruz. Videoya başlarken büyük bir sanat eseri olan İnci Küpeli Kız'ı hepimiz biliyoruzdur. Büyük ihtimal elbet karşınıza bir yerlerde çıkmıştır. Adamlar bozuk artık kullanılmayan klavyelerden İnci Küpeli Kız tablosu yapmışlar ya. Daha ötesi var mı? Ya şeytan ayrıntıda gizli. Klavyenin üstünde bir de İnci Küpeli Kız yazıyor ya. Süper ya. Çöpe attığımız ilaç kutularını adamlar küpe yapmış ya. Ucuna da çatal eklemiş. Bir taşla iki kuş. Buradan hem küpene takarsın hem de yemek yersin diye yani. Evet, kolamızı kesiyoruz. Abimizin elleri de kolaları yapmaktan yani ne olmuş? Şuna bak, yazık abim. Emekçi bunlar işte hep, emekçi. Sevgi neydi? Sevgi emekti. Ya ne kadar tatlı oldum. Bayıldım. Bundan büyük ihtimal küpe falan yapacaklar. Büyükler için tasarlanan boya kitaplarını hepimiz biliyoruz. Abim veya ablam bunları almış. Güzelce çekmecesini süslemiş. Mükemmel bir dekorasyon yapmış. Hiç düşenmemiş. İnanmıyorum şu an. Yuh. Ablamız kırık aynalardan kuru kaba görünümlü yeni bir ayna yapmış ya. Nasıl yaptın onu? Nasıl kestin? Al şimdi bunu internete koy, 10 milyardan sat. Güzel para kanka. Kapış kapış alınır ya. Böyle bir dünya. Ablamızda bir sürü ilaç kutusu varmış. Çünkü erkek arkadaşı eczacıymış. Ve mükemmel bir art yapmış ya. Çok güzel olmuş. Küçücük ağaçlıklar, küçücük orman olmuş orada. Çok tatlı. Bunlar da artık kullanılmayan beyzbol eldivenleri. Adamlar büstiyer yapmış ya beyzbol eldivenlerinden. Ama pek hijyenik olduğunu düşünmüyorum şu an ya. Ama çok yaratıcı gerçekten. Helal olsun ya. Bakalım neler çıkacak. Adam tuvalet kağıdından... Sanat eseri yapmış ya. Kuş yapmış ya. Ah ya. Adam metalden balık yapmış. Oha ne kadar gerçekçi. Çok üzüldüm ya buna. Balıkların birçok atık yediği aklıma geldi ve çok üzüldüm şu an gerçekten. Çöplerinizi çöp kutunun atın. Bu dünya hepimizin. Kardeşçe yaşayalım sevgiyle. Dostça. Zaten bu çöpten sanata kavramının altında bir bakış açısı yatıyor ve bu bakış açısına göre birçok sanatçı insanın tüketim hırsına ve doğaya duyarlılığına, geri dönüşüm olayına dikkat çekmek amacıyla yapıyor. Bıdı bıdı yapma kral. Nelerden olmuş bu? Ağaç kovuklarından insan çıktı ya. İnanmıyorum şu an ya. Abi sanat be diyorum ya. Hayatımızda sanat hep var olsun. Artovski, Köprik, Zeki Demirkubuz. Yuh ya. Kağıtlardan, adamlar kağıtlardan heykel yapmışlar ya. Heykel. Kartondan yapılmış maymun. Ne kadar tatlı olmuş. Şu patlattığımız şeylerden. Şapka mı yapacaksın? Kafam, benim böyle bir şeyim olsa kafamı sürekli patlatırdım ya onları. Oh, you touch my tra-la-la. Çanta yaptı ya. Ama oha ya, yuh ya. Ama oha ya. Koladan fotoğraf makinesi yapmışlar. Küçücük ev.
Kartondan küçük ev. Çocuğuna oyuncak alma. İğrenç plastik Çin malları şeyleri alma. Al otur birlikte kartondan. Şeyler yap ya, ne kadar güzel, ne kadar yaratıcı. Vallahi hayret ediyorum, çok güzeller ya. İplerden yapılmış bir deniz atı. Bu da plastik. Çöplerimize attığımız plastik mavi torbalar var ya ve siyah torbalar, onlardan yapmışlar. Ne kadar gerçek. Ben böyle şeyleri çok seviyorum ya. Gerçekten. Mesela bazen dışarıda bulduğum, bu benim işime yarar, ben bundan bir şey yaparım dediğim şeyleri alıyorum, eve tıkıyorum. Bende de hafiften bir istifçilik var ama önlenebilir bir derecede. Denizden bulduğu şeylerle adamlar yüz yapmış ya. Bu kadar mı kirletiyorsunuz gerçekten? Ay bu çok anlamlı. Ay bu deli gibi anlamlı. Yumurta kabuklarından tavuk yapmışlar. Aşırı üzüldüm ya. Vegan olmama şu kadarcık kalmıştı. Gerçekten şundan sonra herhalde artık et falan hiçbir şey yemeyeceğim ya. Bak ablamız denizden bulduğu strafor bardaklar ve tabakları kendi kıyafet yapmış. Biraz pis değil mi abla ya? Tamam, burada bir dikkat çekme olayı var, olgusu var ama ben yani bilemedim ya. Helal olsun ya. Nasıl bir yetenek bu ya? Nasıl bir yetenek yani? Tövbe ya Rabbi ya Resulullah ya. Çok değişik. Tamam, burada araya bir sansür koyuyoruz. Biz küçükken bizimle teknoloji tasarım dersimiz vardı. Ben o dersi çok severdim. Bu da aynı şekilde. Mesela bunlardan ben de yapmıştım hep. Çok seviyordum ya. Yuh ya. Şu çöplere bakar mısınız ya? Oha. Ama bu oha gerçekten. Yuh diyorum buna. Gerçekten hiçbir şey demiyorum. Abimiz kullanılmış poşetler. Abi ama oradaki poşetler de yıkanmaz ki, bilmediğim poşeti nasıl? Mükemmel bir davranış ama bana pek hijyenik gelmedi ama hijyenik ayağına da doğayı kirletmem istemem. Bundan sonra bütün aldığım, ki ben zaten plastik poşet kullanmıyorum ama yıkayacağım bundan sonra poşetleri. Bu neydi? Oha ya. Bak, tahta oymacılık işlerine bayılıyorum. Mükemmel bir şey ve mükemmel bir geri dönüşüm bana göre. Ama şuna karşıyım. Tamam, biz geri dönüşüm diyoruz, iyi hoş diyoruz. Adamlar bir tane tahtayı alıp üstüne ışığı dikip onu 10 milyardan satıyor. Ve neymiş adı? Etnik. Kültür. Dönüşüm. Dönüşüm falan filan değil. Sen bunu alıp 10 milyara satamazsın ya. Akıl var, mantık var Allah aşkına ya. Buna karşıyım gerçekten. Ne kadar gerçekçi olmuş. Bu adamlar plastikten sanat yaratıyor ya. Ben bu adamları ne yaparım? Gerçek. Kullanılmış plastik şişelerden adamlar tablo yaptı ya. Vallahi süper ya. Şok oluyorum. Gerçekten hayret ediyorum ya. Evet, değişik bir tarz olmuş. Ablamız fotoğraf çekinmek için yerdeki çöpleri toplamış. İyi tarafından bakalım, çöpleri toplamış. Ya bu çok tatlı ya. Of. Her çocuğun büyüme evresinde bu plastik ördekler vardır ya. Benim de vardı ve ben çok severdim. Şu an gerçekten duygulandım. Evet, şaşırdık mı? Hayır. Ablamız atıklardan kendine bikini yapıyor ya. Helal olsun. Özellikle şu kumaşların değerlendirilmesine bayılıyorum. Aa, ne çıkacak acaba? Aa, inanmıyorum, ne kadar güzel oldu. Abi gazoz kapaklarından şık yaptı ya. Mükemmelsin ya. Kaliforniya'da geri dönüştürmüş bir sanat galerisi varmış. Ve galeriye bakar mısınız? Mükemmel ya. Hepsinin önünde fotoğraf çektirmelik bir say. Aa, bebeğe bayıldım ya. Ben böyle şeyleri çok seviyorum. Biraz korkunç ama. Bayıldım. Punk is not dead. Bu neymiş? Plastik kapak. Oha, küpe mi? Bunlar böyle mi oluyormuş? Yuh. Ne kadar güzel oldu. Aa, bu ne ya? Rahatlama videosuna mı geldik? Aa, ay çok güzel. Aa, bak artık boyalardan yeni boya mı yaratacağız? İnanmıyorum şu an. Yuh. Ben bunu yaparım.
sonra da odama asarım ya. Evet arkadaşlar, videonun sonuna geldik. Bugün çöpten yapılan, geri dönüştürülen sanat eserlerine baktık. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Videoyu kapatırken kanalıma abone olmayı, videolarımı izleyip beğenmeyi, aynı zamanda bildirimleri açmayı unutmayın. Sizleri çok seviyorum. Hoşçakalın.